Sesli lezzetlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çay saati. Bugün böyle tarhananın efil efil koktuğu tarhanalı bir poğaça, ondan sonra da yine bir Ege lezzeti olan kalbura bastı yapacağım. Ama size bir sürprizim var. Bugün Philips'in çift hazneli air fryer'ıyla size aynı anda iki hamur işini pişireceğim. Hem pratik, hem hızlı, hem de lezzet dolu. Tam istediğim gibi. Şimdi hamurumuza başlayalım. Şu tarhananın kokusuna bakar mısınız? Tarhana dünyada en sevdiğim çorba olabilir. Tarhanalı her lezzete bayılırım. Çok şifalı, fermente bir ürün. Bence dünyanın gerçekten en güzel çorbası tarhana çorbasıdır. Bugün benim Balıkesir Edremit'te gördüğüm tarhana yaparken kadınların yaptığı bir poğaçadan bahsedeceğim. Şimdi onlar tarhana yaparken tarhana hamurundan bir parça alırlar. Sonra içine biraz daha un katarlar. Sütle de filan böyle büyütürler o hamuru. Hemen mahalle fırınında bir poğaça yaparlar. Bazen de o tarhanalı hamurdan bir hamur açarlar. Saç üzerinde de pişirirler. Şimdi efendim tarhanamızı koyuyoruz. Tarhanalı poğaça yapıyoruz. Üzerine şöyle tarhananın üzerine bir yarım bardak kadar ılık sütümüz vardı. Onu ilave ettik. Zeytinyağımız var. Ege usulü yapıyoruz. Mutlaka zeytinyağı kullanıyoruz. Sonra da diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. Yoğurdu da ilave ediyoruz. Elbette ki bu tarhanalı poğaça, tabii içinde bir sürü baharatları var ama biz yine ekstradan kekiğimizi ilave edelim. Böyle bol baharatlı, tarhana kokan bir poğaça, müthiş bir şey, müthiş. Şimdi naneyi çok severim. Bir de acı olmayan yine Ege'nin kırmızı pul biberimsi toz biberi var. Ondan ilave ettik. Şimdi bunları karıştıracağız. Sonra da unumuzu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Bu arada bu hamuru hazırlayacağım, dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra da kalbura bastı yapacağım. Philips'in çift hazneli air fryer'ında hem kalbura bastıyı hem de tarhanalı poğaçayı aynı anda pişireceğiz. Kokular birbirine karışmayacak, hızlıyız, pratiğiz. Aynı anda bütün ürünleri çıkaracağız. Ne harika bir şey. Hamuru hiç elimi değdirmeden gördüğünüz gibi kaşıkla karıştırdım. Şimdi tezgahımıza döküyoruz. Tarhanalı poğaça. Dediğim gibi hiç elimizi değdirmeden hamuru yoğurduk. Zaten çok yumuşak bir hamur olması lazım. Bu kadar yeterli. Çok fazla da yoğurmaya gerek yok. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur. Bu hamuru isterseniz buzdolabında da saklarsınız. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Çocuklar da çok seviyor. Hem de çok faydalı, şifalı bir hamur diyorum ben buna. Şimdi elimizi şöyle birazcık zeytinyağına batırdık. Aldık şöyle bir cevizden büyük bir parça. Sonra bunları yuvarladık ve poğaça gibi açtık. Şimdi ben zeytin koymak çok yakışıyor buna. İsterseniz bir adet zeytini, çekirdeksiz yeşil zeytini, siyah da olabilir. Ortasına koyduktan sonra şöyle poğaça şeklinde kapatalım ve hazırlıklarımızı yapalım. Nefis kokulu poğaçalarımız hazır. Şimdi yumurta sarısı, pekmez. Poğaçaların üzerine pekmez de sürüyorlar yumurta sarısıyla. Sonra çok az da böyle bir su ilave ediyoruz ve bunları çırpıyoruz. Şimdi bir fırça yardımıyla bu gördüğünüz koyu renkli yumurtalı pekmezli karışımı çok yakışıyor pekmez. Piştikten sonra tadı olağanüstü oluyor. Şimdi bunu poğaçalarımızın üzerine sürelim. Şimdi poğaçalar dinlenmeye başlasın. Efendim biz şimdi ne yapıyoruz? Ege'nin o klasik ünlü kalbura bastasını yapıyoruz. Hadi bir poğaçalar dinlensin, biz klasik kalbura bastı tarifini yapalım. Şimdi bir kere zeytinyağı. Kalbura bastıda mutlaka zeytinyağı kullanılıyor. Hep bir kahve, Türk kahve fincanı ölçüsünde kullanıyoruz. Ben bunu Semra yengemden aldım. O İzmir'de uzun yıllar yaşadı ve çok güzel yapar kalbura bastıyı. Fakat o fındık yağını da tercih ediyor. Bir kahve fincanı da fındık yağı bir kere hıyır hıyır bir tat veriyor. Onun için çok önemsiyoruz. Sütü mutlaka ılık kullanıyoruz.
ılık sütümüz vardı. Önce sıvılarımızı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Bir çimdik de tuz, hani öyle derler ya. Bir çimdik de tuzumuzu ilave ettik. Karıştırıyoruz. Şimdi bunun içine bir paket kabartma tozu. Nişasta hamur işlerine çok yakışıyor. Bir yemek kaşığı kadar buğday veya mısır nişastası. Tuzlulara mısır nişastası değil de buğday nişastası daha çok yakışıyor. Ama tatlara da mısır nişastası. Bir yemek kaşığı kadar da şekerimiz vardı, ilave ediyoruz. En sonunda unumuza geleceğiz. Şimdi genelde şöyle bir tartışma var. Kalbura pasta hamuruna yumurta katılır mı, katılmaz mı? Genelde orijinal Ege tariflerinde yumurta yok. O yüzden biz de yumurtasız bir hamur hazırlıyoruz. Şimdi ununu da yavaş yavaş ilave ediyoruz ve hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz hazır. Zaten açılacak bir hamur olmadıktan sonra çok fazla da hamuru yoğurmamak lazım. Şimdi ceviz kadar elimize bir parça aldık. Şöyle elimizde de yumuşattık. Şimdi tarhanalı poğaçamız ve de kalbura bastımız hazır. Şimdi pişirme safhasına geldik. Efendim tanıştırayım. Philips'in çift hazneli air fryer'ı. Sıcak hava teknolojisiyle her yanı eşit pişiyor. Home ID uygulamasında 100'den fazla tarife anında ulaşabilirsiniz. Ayrıca farklı tarifleri aynı anda pişirebilirsiniz. Kokular birbirine karışmaz. Kalabalık aileler için çok ideal. Benim gibi hızlı, pratik ve lezzetli yapmak istiyorsanız çok ideal. Şimdi poğaçalarımızı yerleştiriyoruz. Büyük hazneye, 6 litrelik hazneye, kalbura bastıları da 3 litrelik hazneye yerleştiriyoruz. Yerleşti. Şimdi kalbura bastılar. Şimdi pişirme safhasına geldik ve air fryer'ı çalıştırıyoruz. Şimdi birinci hazne ve ikinci hazne, 1 ve 2 numaralar geldi. Burada ne vardı? Bu büyük haznede tarhanalı poğaça vardı. Burada kalbura bastı vardı. Şimdi kalbura bastıya 180 derecede 22-25 dakika diyelim. Birinci hazneye bastık, 180 derecede 20 dakika çıktı. Şimdi şuradan biz dakikayı ayarlayabiliyoruz. 21, 22, 23, 24. Evet, birinci hazneyi ayarladık. Şimdi tarhanalı poğaçaya geldik. Onun için ikinci hazneye bastık. Ne geldi? 180 derece 20 dakika. Bence 25 dakika yapalım. Tamam, onun da derecesi 180 ama dakikasını 24-25 yaptık. Bu arada boyum da yetmiyor ama idare ediyoruz yani. Efendim bu arada şurada şunları gördüm. Balık var, tavuk var, et var. Burada bir sürü seçenekler var hamur işi. Hepsini seçebilirsiniz de. Zaten Home ID uygulamasından bütün o tarifleri de bakıp inceleyebilirsiniz. Şimdi artık çalıştıralım mı? Pişirelim, daha şerbet yapacağım. Vakit yok yani. Evet. Sesi duydunuz. Pişiyor. Evet, bakar mısınız nar gibi kızarmış poğaçalarımız, tarhanalı poğaçalarımız. Bu arada da kalbura bastığımıza bakıyoruz, onlar da kızarmış. Bir kere eşit pişirme teknolojisi var, o çok önemli. Hızlıca pişiriyor, hızlı pişirme teknolojisi var. Teşekkür ediyoruz Philips Air Fryer'a. Şimdi poğaçalarımı nar gibi kızardı, bakar mısınız poğaçalarım. Poğaçalarımı şimdi tabağıma alıyorum. Kalbura bastılarımı da tabağıma alacağım. Sonra biraz tabii kalbura bastının şurubunu dökeceğim. Ama size şunu göstermek istiyorum. Bakın, sıcak, elimde hafif yanıyor. İçinde de zeytini görünüyor. Harika bir tadı var bunun. Tarhana kokusu, aman tanrım. Çok güzel oldu. Şimdi kalbura bastıları da çıkaracağım ve dizeceğiz buraya. Çay saati hazır. Şimdi son dokunuş
ben zeytini özellikle tarhana çorbasına bile çok yakıştırıyorum. Şimdi tarhanalı poğaça hazır. Bir de böyle son dokunuş kalbura bastıya ceviz de yapalım. Harika, çok kısa sürede 10 dakikada pişirdi, inanamadım. Philips'in çift hazneli air fryer'ına teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi bakın kendinize.